çocuğunuz veya bir yakınınızın çocuğu sizlere istismara uğradığını, şiddet gördüğünü veya negatif anlamda duygusal olarak sömürüldüğünü söylemekte zorluk yaşayabilir. Ancak tüm bunları hareketleriyle belli etmeye de niyetlidir. Çünkü tek istediği anlaşılmaktır. İşte çocuğun istismara uğradığını gösteren işaretler. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yetişkinlerin ruhunda bile onarılmaz yaralar açabilen zorbalık, taciz, tecavüz ve aklınıza gelebilecek diğer pek çok istismar biçimi çocuklar üzerinde daha da yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. 1 numara yeme alışkanlıkları. Çocuk genelde konuşamaz, anlatamaz, suçlu görüleceğini zanneder. Olanları doğru analiz ettiğinden şüphe duyar. O anlatmasa da davranışlarındaki kimi değişikliklerle yaşadıklarını tahmin etmek de pek zor olmayabilir. Çocuk her zamankinden daha fazla yemek yiyor ya da hiçbir zaman olmadığı kadar iştahsız görünüyor ve neredeyse hiçbir şey yemeden sofradan kalkıyorsa bu işte bir terslik var demektir. 2 numara, kendinden nefret etme. Kişiler yaşları kaç olursa olsun yaşadıklarından kendilerini sorumlu tutup kendi kendilerini cezalandırabilirler. Çocuk sürekli kendini eleştiriyor, övgüleri kabul etmiyor ve hatta kimi zaman kendine hoyratça davranıyorsa onunla konuşmakta, hatta bir uzmana danışmakta gecikmemelisiniz. 3 numara, ilgisizlik. Katıldığı etkinliklerden zevk almama ve ilgi alanlarını değiştirme önemli bir işaret olabilir. Sosyalleşmekten, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanıyorken bir anda dışarıya çıkmak, kimseyle görüşmek istemezse ya da her zamanki rutine devam eder ama yaptıklarından hiçbir şekilde keyif almazsa bunun sebebini araştırmakta fayda olabilir. 4 numara, çok fazla dalması. Kararsız bir kişiliğe ve duygu dalgalanmalarına sahip olabilir. Sizi şaşırtacak bir biçimde kızgınken bir anda mutlu ve kendinden emin gözükmeye, sonra güvensizlik sergilemeye, ardından huysuzluğun dozunu arttırmaya çalışan çocuk bir de konuşmaktan kaçınıyorsa bu içindeki ruhsal dalgalanmaların işareti olabilir. 5 numara, açıklanamayan yaralar. Çocuğun bedeninde açıkça görülen yaralar, olumsuz bir şeyler yaşandığından kuşkulanmanıza yeter de artar bile. Ancak yaralar, zedelenmeler, morluklar, kızarıklıklar kıyafetlerin örttüğü alanlarda ise ve mevsimlerden kışsa, bu sefer de temastan kaçması sizin için bir uyarıcı olabilir. Çocuğunuzun her zaman size sarılmaktan hoşlanırken aniden canının yanacağını düşünerek bunu yapmaktan vazgeçebilir. Eğer bu durum bir süre devam ederse kuşku duymaya başlayabilirsiniz. 6 numara, başarısızlıklar. Okulda, spor antrenmanlarında, eğitsel çalışmalarda başarısızlığa doğru sürüklenmesi her halükarda iyiye işaret değildir. Mutlaka bir derdi olabilir. O yüzden fazla üstüne gitmek yerine sohbet etmeye çalışın. Notları düştüğünde, her zamanki gibi maçlarda basket atamadığında, piyano çalarken sürekli notalara yanlış bastığında bunun nedenini çocuğunuzla konuşmaya çalışmalısınız. Belli ki aklı başka bir yerde. 7 numara, uyku düzensizliği. Bir süre öncesine kadar uykuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazken bir anda uyumakta zorlanmaya, uyusa bile kabus görüp çığlıklar atarak uyanmaya başladıysa unutamadığı kötü bir şeyler vardır. 8 numara, huzursuzluk duyma. Eğer çocuk bazı insanlardan özellikle rahatsız oluyor, arasına mesafe koymaya çalışıyor ve şansı varsa bir daha o kişiyi görmek istemiyorsa bunun sebebini sorgulamalısınız. Kaçtığı kişi kim olursa olsun ergenliğe bazı sebepler olabilir. Ancak kulak ardı etmemekte fayda olacaktır. Hollanda, ülke genelindeki okullarda geçen yıl cinsel taciz olayının yaşanması üzerine sorunun çözümüne ilişkin çabaları arttırdı. Hükümet bunun için ebeveynlerin daha dikkatli olması yönünde bilgi verdi. Ebeveynlerin bilinçli olması bu tarz olayları da daha duyarlı olmasını sağlıyor. Bu belirtiler tam kesin değildir. Ancak emin olmak için mutlaka bir uzmana başvurun. Bu olayların daha az yaşanması ve ebeveynlerin daha çok bilinçli olması için bu videoyu paylaşarak destek olun. Videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.